Selamun Aleyküm. Sayfama hoş geldiniz. Bugün nasip kısmet olursa arap aşı yapacağız. Arap aşı için temel ihtiyacımız tavuk ve un. Aslında bu tavşan etiyle yapılır. Fakat biz tavşan bulamadığımız için şimdilik tavuk bacaklarıyla idare edeceğiz. Şimdi yapımına geçelim. Bunun için ilk olarak 4 su bardak unumuz var bu kabımızın içinde. Bu unumuzu kavuralım. Ocağı yaktığımız sıcak tavada artık ısındı. Unumuzu ekleyelim ve güzel bir şekilde rengi dönesine kadar yakmadan kavuralım. Kavurma işlemine devam ediyorum. Daha hala rengi dönmedi. Yakmadan sabırla devam ediyorum. Eğer isterseniz un miktarımızı çoğaltıp kavurup bu şekilde kenarda bekletebilirsiniz ki bir dakika sefere hazır kavrulmuş ununuz olur. Sürekli karıştırıp un kokusu çıkasıya kadar ve dediğim gibi rengi dönese kadar kavurmaya devam edelim. Şu an kokusu çıkmaya başlıyor. Yavaş yavaş ortalık un kokuyor. Bu şekilde rengi dönese kadar devam edelim. Bazı tarifler için kavurmuş una ihtiyacımız olduğu için bunu böyle 1 kilo bir paket unumuzu alıp önden bu şekilde kavurup dolabımıza bekletebiliriz hiçbir sakıncasız. Bu arap aşı yemeği aslında çok kolay bir yemektir. Hiçbir zorluğu yoktur. Sadece un kavurmasından dolayı biraz süre alır. Bunda çalışan bayanlar için söylüyorum. Önden unumuzu kavurup dolapta ya da bir cam kavanozda bekletebilirsiniz. Benim için kavurma işlemi tamamdır. Şimdi bu tavamızı alıp kenarda soğuyana kadar bekletelim. Bir püf noktası sizinle paylaşmak istiyorum. Bu tavamızı kenara koyduk soğuması için. Fakat tavamız daha sıcak olduğu için alt kısmında kalan unlar yanabilir. O yüzden soğumaya bıraktığımız tavamızı ara ara karıştırarak unumuzun yanmasını önleyelim. Unumuz kenarda soğurken biz de bu arada tavuk butlarımızı kaynatalım. Şimdi arap aşı hamuru için tenceremize 3 su bardağı suyu alalım. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyelim. Suyumuz burada kaynarken bir kenarda buna eklemek için hamurumuzu karıştıracağız. Bu burada kaynaya koysun. Suyumuz bir yandan kaynarken biz de diğer yandan içine eklemek için hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için az önceki kavurmuş olduğumuz undan 2 su bardağı alacağım. İkinci bardağımızı da ekledikten sonra eleyelim. Gördüğünüz gibi içinde mutlaka top top hamurumuz kalıyor. Bu yüzden elekten geçirmek her zaman için iyidir. Şimdi hamurumuza 1 su bardağı su ilave edeceğiz. Ben hamurumu kavrulmuş unla da yapıyorum. Bazıları sadece çorbayı kavrulmuş unla yapar. Ama ben yani un kavrulmuş un kokusunu çok sevdiğim için hamurda da çok yakıştığını düşündüğüm için kavrulmuş unla yapıyorum. İkinci su bardağımı da ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum. Ve bunu kaynamış suyumuzun içine ilave edeceğiz. Üçüncü suyumu da ilave ettim. Suyum soğuk olacak. Hamurumuz iyice homojen hale geldi. Çok güzel kokuyor ya. Bilmeyenler lütfen denesin. Yorum kısmına da yazsınlar. Beğenip beğenmediklerini merak ediyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ama gerçekten çok güzel oluyor ya. Şimdi bu hamurumuzu, bu karışımımızı kaynayan suyumuzun içine yavaş yavaş top haline gelmeden yavaş yavaş ilave edip
hamur haline getireceğiz. Kaynayan suyumuza yavaş yavaş hamurumuzu ilave edip karıştıralım. Top haline gelmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Benim gözüme biraz koyu geldi ama ben buna bir su bardağı da su ilave edeceğim. Aynı hamur bardağından ilave ettim. Yani un bardağı kullandım onu. Ben bunu şimdi göz kararı da yaptığım için size alt kısmında ne kadar su, ne kadar un kullandığımı size yazacağım. Detaylı bir şekilde hepsini yazacağım. Bu şekilde hamurumuz da oldu. Tepsimize birazdan dökeceğiz. Artık siz yavaş yavaş suyunu eklersiniz benim gibi. Böylece ne hamur olur ne de çok katı olur. Yavaş yavaş suyunuzu ilave edersiniz. Çünkü bu herkesin ununa göre, kıvamına göre de değişiyor. Hamurumuzu bu şekilde biraz göbek atmaya başladığı vakit 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağız. Hamurumuzu kenara aldım. Aslında hamurumuz da çok güzel oldu fakat ben daha da pürüzsüz hale gelmesi için blenderden geçirmek istiyorum. Eğer blenderiniz yoksa hiç fark etmez çünkü bu şekilde de hamurumuz gayet çok güzel. Ama yine de dediğim gibi pürüzsüz, daha da pürüzsüz hale ve akışkan hale gelmesini istediğim için blenderden geçireceğim. Tepsimizi aldım. Herhangi bir tepsi de olabilir. Hiç fark etmez. Dibini ıslattım bu şekilde. Ve dibini ıslattım. Bu tepsinin içine hamurumu dökeceğim. Bu şekilde yayalım ve soğumasına bırakacağız. Hamurumuz hazır. Bu şekilde soğuyasıya kadar bekleyecek. Soğuduktan sonra, bu şekilde tamamen soğuduktan sonra kesip servis yapacağız. Etlerimiz çok güzel kaynamış. Çok ince şekilde didiklemeye gerek yok. Biraz çorba da ağzınıza gelsin. Tavuklarımızı dittik. Şimdi çorbamızın yapımına geçebiliriz. Tenceremizin içine sıvı yağımızı alalım. Bir yemek kaşık domates salçamızı ilave edelim.
bir kaşık da biber salçamızı tenceremize alıp kavuralım. Salçamızı kavurduktan sonra az önceki kavurmuş olduğumuz unu da ilave edelim. Bir taşım karıştırdıktan sonra su ilave edeceğiz. Unumuzu şimdi ekliyorum çünkü zaten kavurduğumuz için tekrardan kavurmaya gerek yok. Şimdi 1 litre su ilave edeceğim. Soğuk su. Bir güzel karıştırdıktan sonra içine tavuk suyumuzdan 1 litresini alıp çorbamızın içine dökelim. Şimdi ben yarım yani 1 litre suyum var tekrar ama yarısı tavuk suyu yarısı da su. Yani suyumuz karışık 1 litre su ekliyorum. Dilerseniz sadece tavuk suyuyla yapabilirsiniz. Ama ağır olur diye ben ikisini bir karıştırıyorum. Yani şu an toplamda 1,5 litre su ve 1,5 litre tavuk suyumuz var. Kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra suyunu kontrol edip gerekirse su ilave ettikten sonra tavuklarımızı didiklemiş olduğumuz tavukları ilave edeceğiz. Çorbamız kaynadı. Benim için kıvamı çok iyi. Yani koyuluğu falan çok iyi. Toplamda 3 litre sıvı koyduk. 1,5 litresi su, 1,5 litresi de tavuk suyu. Şimdi az önceki didiklemiş olduğumuz tavuklarımızı da ekleyelim. Çorbamızın kıvamı çok güzel oldu. Tuzunu da tadımıza göre ayarlayıp ilave edelim. Benim bir de bu şekilde tuzum var. Tuzot deniyor. Baharatlı. Çok güzel tat veriyor. Bir tatlı kaşığı da bundan ekleyeceğim. Çorbanın kuyruğunu fark edebiliyor musunuz? Tuzotun bakın. Yavaş yavaş içine girdi. Tamamdır. Çorbamız hazır. Hamurumuz tamamen soğudu. Şimdi kesimine geçelim ve iki lezzetimizi birleştirelim. Evet, şimdi her şey hazır oldu. Gördüğünüz gibi burada hamurumuz ve çorbamız. Şimdi bir kase çorba kenara aldık ve sosumuz burada. Bu karışımımızda üzüm sirkesi ile limon karışımı ve bir tane de sarımsak ilave ettim. Şimdi bunu çorbamızın üstüne gezdirelim. Arzuya göre bu şekilde. İlk olarak hamurumuzdan kaşığımızı alalım. Çorbamızın içine batıralım. Bunu dilimiz ve damağımızın arasına hamuru koyup eziyoruz. Çiğnemiyoruz. Sadece bastırıyoruz ve o şekilde yutuyoruz. O kadar güzel ki. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basıp yeni tariflerim için abone olmayı unutmayın.
Kanalımın büyümesi için sizin desteğinize ihtiyacım var gerçekten. Bu yüzden lütfen videolarımı paylaşıp abone sayısını çoğaltabilirsek çok mutlu olacağım.